Şimdi içeride şöyle bir yer var, bir durum, bir kurum var. İdare ve Gözlem Kurulu. Yani Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nda cezaevi müdürü var, birinci müdür. İkinci müdür var, iki müdür var ondan sonra. Sanırım bir müdür daha vardı, en son onda tarama o şeyim oldu. Üç tane müdür var, birisi birinci müdür. Üç müdür var. Yanı sıra baş memurlar var. İki veya üç baş memurlar var. İnfaz memurları var. Yanı sıra teknisyen, psikolog, sosyolog, bu tip insanlar var. Bunlar bir şey kurmuşlar. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu diye bir kurul kurmuşlar. Birinci müdür var, bir. İkinci müdür var, iki. Sosyolog var, üç. Psikolog var, dört. Teknisyen var, beş. Öğretmen var, altı. Cezaevinde işte o adli tutukları eğiten ondan sonra. Bir usta varmış, o adli tutukların işlerini falan organize. O da var. Düşünebiliyor musun? Ustanın ne ilgisi var? Dışarıdan gelen bir usta yani ondan sonra. Usta var. 7-8 kişilik idare ve gözlem kurulu kurmuşlar. Bu insanın, diyelim ki siz cezaevindesiniz veya ben cezaevindeyim. Benim iyi niyetli olup olmadığımı, cezamın bilincine varıp varmadığımı, mesela bana dediler ki sürekli, hep yazarken iyi niyetli değil dediler. Yok, iyi halli değil. İyi halli derken de şöyle dediler, ben cezaevine gitmişim, aradan 7-8 gün geçti, rapor şey hazırladım, benimle ilgili bir gözlem hazırlandı. Hiç daha idareyle karşılaşmamışım, hiçbirini tanımıyorum, hiçbir şey de yapmamışım, hiçbir disiplin cezam da yok. Yeni gitmişim 4-5 günlük, benim iyi halli olmadığımı yazmışlardı. İyi halde olmadığımı yazınca eklemişler tabii ona. Beyanlarında samimi değil ondan sonra. Beyanlarında samimi olup olmamanın ölçüsü de yaptığın etkinlikten dolayı pişman olup olmaman aslında yani. Yani niye pişman? Suçun bilincinde değil, işlediğin suçun bilincinde değil. İşlediğim suç nedir? Gazeteciliği, yayın yönetmenliğinde yani yapmamışım, yapsam bile bir yayın yönetmeni yapmamdır ve bu suç değil. Onu suç diye algılıyor adam, suçun bilincinde değil. Dolayısıyla diyor, bir de eklemişler ona, daha yeni geldi, biraz gözlememiz gerekir, izlememiz gerekir falan. Bir yandan yeni geldi, gözlememiz gerekir diyor, bir yandan da suçun bilince değil diyor, bir yandan da iyi niyetli değil diyor, bir yandan iyi halli değil diyor ondan sonra, izlemediği halde, görmediği halde, çok subjektif. Ve ayrıca bizimle ilgili kararı gözlem kurulu veriyor, mahkeme değil. Türkiye'de cezaevi sorunu var, yani net söyleyeyim ben. 1500 insan 30 yıl yattı. 1500 insan. Ve Türkiye bunu bilmiyor. Ve bunların büyük çoğunluğu Kürt Özgürlük Hareketi'nde. Bu insanların sırf bunlardan olduğundan dolayı bunları şey yapma, yani suçlu ad etme ki cezaları bittiği halde ve 1500 insan cezaevinde kaldı. Ve bunların bir kısmı, önemli kısmı hala cezaevinde. Bu 1500 insanın ismini çıkarmak gerekir. Bunların yaşadıklarını kamuoyuna mal etmek gerekir. Bunu dünyaya tanıtmak gerekir. Maalesef Türkiye'de sol sosyalist hareket, maalesef genel olarak bu hareketler cezaevi sorununa karşı farkında değiller fazla yani. Farkındalarsa bunun derinliğini, yani bu sorunu dünya çapında ele alıp bütün dünyaya bunu yansıtmanın, yani 30 yıl yatan bir insana disiplin cezası verip 3-4 yıl daha yatırmanın anlamı nedir ya? Var mı böyle bir şey yani? Ve her istediği cezayı istediği zaman verebiliyorlar. Her istediği zaman hücreye atabiliyorlar. Çocuklar işkenceden korktuğu yok. Ölümden de korktuğu yok. Öyle değil yani. Eskisi gibi çok ağır böyle işkence yöntemlerine girmiyorlar. İstiyorlar ki sen patırtık kopartış. Hemen sana disiplin cezası versin, uzun süre yatasın yani. Böyle bir yöntem var yani. Yeni infaz yasasını gözden geçirmek gerekir. Çok tehlikeli. Türkiye'nin her tarafından ve dünyadan da çok güçlü destek benim çıkmamın koşullarını yarattı. Ve çıkarken bana sorumlu kişi, biz bu kadarını beklemiyorduk Celalettin Bey dedi. Ben de dedim ki, siz dedim sınırlı bir destek yani olur diye düşündünüz değil mi? Onu da rahat aşabileceğinizi hesapladınız ve beni tutmayı hesapladınız. Bunu hesaplamadınız ve şimdi bırakmak zorunda kalıyorsunuz ama bu destek devam edecek dedim. Ben dışarıda bunu organize edeceğim dedim kendime. Yani demek de şey olunca sıcağı sıcağına, mesela içeride ne oluyorsa anında biz dışarı yansıtıyorduk. Anında dışarıda gazete çıkıyordu. Anında. Her olayı sıcağı sıcağına, her olayı sıcağı sıcağına. Peşinizdeyiz, ensenizdeyiz. Hatta ben öyle diyordum müdüre. Ensenizdeyiz dedim ondan sonra. Sıcağı sıcağına böyle basına yansıması, sıcağı sıcağına sahip çıkılması, sıcağı sıcağına destek gelmesi bence şey yaptı. Yani biraz rahatsız etti bunları, beni bırakmak zorunda kalır. Ben dayanışmayla çıktım aslında ve dayanışma yaşatır.